Kendi halimde yaşayan sıradan bir balıkçıydım. Ama bir gün bir şey gördüm. İmparatorluk kumarhaneleri. Tüm paramı onlar yüzünden kaybettim. Amacım tüm imparatorluğu yok edip paramı geri almak. Ana karakterimizin diktatör özelliği var. Bu özelliğin avantajlarına gelirsek elit bir ordu kurabiliyor ve taktik yeteneği yüksek. Dezavantajına gelirsek maksimum 3 yoldaş limiti, hiçbir klanla işbirliği yapamama, yoldaşların Vlandiyalı olma zorunluluğu, asker maliyetleri, tutsak bulundurma yasağı, ilişki sorunu, obezite ve hoydört bağımlılığı. Ama bunların üstesinden gelebilmek için çok büyük bir plan uygulayacağım. Hikayem kıyı şehri olan Charas'ta başladı. İşimizi en çabuk şekilde halletmek için klanımızın namına ihtiyacı vardı. Bu yüzden hemen arenaya katıldım. Ve varband taktikleri uyguladım adamlara. Kumarbaz olduğumuzdan arenada kendimize bahis yatırdık ve kazandık. Bunun üzerine birazcık param oldu. Kendime birazcık asker toplayıp birkaç tane haydut yok etmek istiyorum. Marunat önünde birkaç tane haydutla karşılaştım. Ama bilmediğim bir şey vardı. Haydutlar gizlenmişti. Haydutların çakallığa başvuracağını düşünemedim. Bu yüzden tüm askerlerim abi meftah oldu. Beni de içeri attılar. Bu zindandan kaçmam lazım. Çok kolay olmayacak. Beni tutsak alan tüm haydutları öldürüp zindandan kaçtım. Paramı da aldım. Kumarlayacağım daha ben bu parayı. Yakındaki köylerden elit asker toplamaya başladım. Tabii bunların seviyesi daha düşüktü. Ama sıkıntı olmayacak. Önüme gelen tüm haydutları neredeyse yok ediyordum. Tabii fazla asker topladığımdan paramda kalmadı. Bir tane dezavantaj da para sıkıntısı. Şu anda abone olman lazım. Daha 6000 olacağız. Köylüye dışarıdan kaçak mal getirip haydut zırhlarını sattıktan sonra birazcık para biriktirdim. Tüm paramı turnuvada kumara koydum. Kazanmam gerekiyor. Tabii kaybetme ihtimalim yok. Kesinlikle çok oynadığımdan değil yani bu oyunu. Karakterle alakalı. Küçük bir haydut grubunu kovalarken bir sürü haydut birleşip bana saldırdı. Tabii beni yenme ihtimalleri yok. Günler böyle haydut avlayarak geçirdim. Böylece namım artıyor ve askerlerim daha güçlü oluyordu. Tabii planımda sonsuza dek haydut avlama yoktu. Askerlerim yeterince güçlü oldu. İmparatorluğa girme vakti. Ama köye saldırmadan önce Fransız İngiliz karışımı bir adam yanıma geldi. Bana bir sözleşme imzalattı ve bana silah verdi. Sözleşmeye göre kazancımın %20'sinin ona gitmesi lazımmış. Bunun karşılığında bana silah verecekmiş. Kim olduğu hakkında en ufak fikrim yok ama paramın büyük kısmı ona gideceği kesin. Paramın büyük kısmını harcadığım silahın dezavantajları çok fazlaydı. Acemice yapılmış ve nişan aldığım yere tam gitmiyordu. Ve bu silahı fazla ateşlersem aşırı ısınıp kendime patlayabiliyordu. Aşırı güçlü ve riskli olduğundan bu silahı acil durum silahı ilan ettim. Köyden çıkıp diğer bir köye giderken 80 kişilik bir imparatorluk lordu karşıma çıktı. Yanımda at olmadığından hızlı koşamıyordum. Bu savaşı kazanmazsam büyük ihtimal kellemi vuracaklar. Acil durum ilan ediyorum abi. Silahı kullanırken yanlışlıkla kendi askerlerimi de sıkıyordum. Ama değdi abi. O an silahımı kullanarak savaşı kazanmıştım. Ama ileride çok büyük sonuçlar olacaktı. Savaşı kazandıktan sonra imparatorluk lordunu esir aldım. Ama öyle kafama göre infaz edecek değildim. Bizim de konseyimiz vardı. Bence bu Eronix'i yok etmemiz lazım. Adamın zırhı çok pahalı, satarsak aşırı fazla para. Konseyde tek başıma olduğumdan infaz etme kararı aldım ve zırhlarını giydim. Üstüne üstlük de bir at zırhı varmış adamın, bayağı pahalı. Bu kadar pahalı at zırhını ne yapacak acaba? Vlandiya'da ticaret yaparken eski köyümden bir adam gördüm. Şimdilik yanıma aldım. Klanım yeterince popüler olduğundan artık para karşılığında savaşabilirdim. Yani köy yağmaladığımda para gelecek. En çok ülkeyle savaşan Kuzey İmparatorluğu ile anlaşma yaptım. Zaten Batı İmparatorluğu ile savaşta olduğumdan ekstra para kazanacağım. 55'e 94'lük bir savaş gördüm. Bu savaşı kesin ben kazanacağım. Sonuçta taktik biliyorum. Okçular dağa, piyadeler aşağı. Tabii tutsak alır almaz hemen birliğimden kaçtı. Normalde hemen yok etmem lazımdı. Büyük hata yaptım. Köy yağmalayan bir adama saldırmak işime gelir. Sonuçta yağmalanan eşyalara kendim el koyacaktım. Tabii bana tutsak düşen adamların hali çok kötüydü. Bu arada eski köyümden Emir'i de yanıma aldım. Bu sayede yoldaş limitim yavaşça dolmaya başladı. Ama söylediğim gibi taktiğim var. Yaptığım şeylerden sonra şantaj kaçınılmazdı. Şimdilik ödeyeceğim ama ileride bir kuruş bile ödemeyeceğim. Şantajlar beni durdurmayacaktı. Köyleri yağmalamaya devam ediyorum. Tabii Kuzey İmparatorluğu 3 tane ülkeyle savaşta olduğundan istediğim her tarafa saldırabiliyorum. Yolumu kesen bir lord oldu. Allah rahmet eylesin. Yolumu bu da kesti. Bu arada savaşta kullandığım askerleri özenle seçtiğimden savaşlar pek sıkıntı olmuyordu. Beni almaları için 2 kat daha fazla adamla gelmeleri lazım. Bu arada bir sürü savaş kazandığımdan klan seviyem artmak üzereydi. Bu yüzden rahat olmak için bir tane birlik kurdum kendime. Birlik kurduğum için asker sayımın azaldığını gören bir Batı İmparatorluğu lordu. Sanki beni yok edebilecekmiş gibi bana saldırdı. Galiba biraz pişman olmuş gibi ya. Şu anda tüm dünya beni baş düşman ilan etmiş durumda. Ama sıkıntı yok. Mümkün olduğunca fazla para kazanmak için köyü yağmalamaya devam ettim. Ama daha hızlı para kazanacağım bir yol daha vardı. Büyük savaştır. Normalde yardım etmezdim. Ama en hızlı şekilde paramı kazanmak için savaşa giriyorum. Savaşa katıldım ve tüm düşmanlarımı vurmaya başladım. Abi tüh ya. Elim kaymadı. Abi elim kaymadı. Savaş sonrası ödülümü de aldım bu arada. Yani tüm oyun boyunca şu yukarıda ilişki azalmasını göreceksiniz.
Savaştan çıktığımda beni kovalayan birkaç tane loç gördüm. Kaçamadım. Söylemek gerekirse bu silah paramı ödediğime değdi. Beni durdurabilecek adam yoktu. Aslında tek mızrağa ölecek bir durumdaydım. Ama bunu düşünemeyecek kadar sıkıntılıydı biraz adamlar. Bu arada ortalığı içeriden karıştırmak ve bedava toprak kazanmak için Luko'nun emrine girdim. Ya şunu görmeyin abi, bakmayın ona. Ama şimdilik çıkacağım. Söz. Bir batanya lordu ile karşılaştım ve bana hıh gerçekten mi dedi. Beğenemedim. Savaşla benle. Yediremedim kendimi. Bayağı yediremedim hatta. Paralı askerlikten kazandığım nüfuzun çoğunluğunu ordu kurmaya harcadım. Ve Atakonya kalesine girdim. Klasik taktiği yapacaktım. Kalkanlı askerlerimi öne koyup tüm okçularını yok edecektim. Ama bir şey oldu. Kafama kaya düştü abi. Bu arada Resos kalesi var. Bana bedavaya bu kaleyi verdiler. Üstüne Atakonya'yı da kendime aldım. Sonra bir kuzey lorduna saldıran büyük bir ordu gördüm. Kuzeyli adam hiç umurumda değil. Önemli olan bu ordunun içindeki lordları yok etmek. Savaşa bizzat katıldım. Evet abi, elimde cellat baltası yok ama bu da işe yarıyor. Her Banner Lord oyuncusu zaten bu taktiği yapıyor. Yapmayan kalmadı ya. Neyse, hikayeye geri dönelim. Adamları da arma duman ettim. Toplu bir tören yaptık. Tabii konsey yardımıyla. Tabii yok ettiğim lordların zırhları aşırı para ediyordu. Hatırlarsanız hikayenin başında İngiliz Fransız karışım bir adam vardı. Bana silah veren adam. Lordlardan yağmaladığım zırhların çoğu bu adama gidiyordu. Ve adam bana teşekkür niyetiyle bir zırh gönderdi. Jilet. Adam burnum için özel delik bile yaptırmış. Sanki başka bir evrenden gelmiş gibi bu zırhlar ama neyse. Hazır bir kaleyi kendime almışken Exolity devi casus başkanı yaptım. Ve 144 tane sabotajcı ürettik. Sabotajlar çok önemli. Bu arada Kuzey İmparatorluğu ile Batı İmparatorluğu barış yaptı. Bu yüzden savaşa devam etmek için bilerek köyü yağmaladım. Sonra Lord'un tekine saldırdım. Adam bana yılan dedi. Beğenmedim. Bu arada beni destekleyen hiç kimse yok şu an. Bana oy kullanan bir adam bile yok. Göreceğiniz oğlum. Bir şey diyeceğim de Garios'un adı niye değişmiş? İmparatoru yakaladım. Bu arada bir klanı yok ettim ama bu daha başlangıç. Milleti tutsak almaya devam ediyorum. Çok yaşamadılar. Birkaç tane daha Lord'u tutsak aldım. Millet benden şu an nefret ediyor. Ama sonra bir şey aklıma geldi. Benim milleti tutsak almam için adamları savaşta yenmeme gerek yok. Adamların elinden parayla Lord alabiliyorum. Bu arada sadece imparatorluğu da yok etmiyorum. Kim tutsak gelirse artık. Batı'yla savaşmaya devam etmek istiyordum ama Kuzey Batı'yla barış yaptı. Artık daha katlanamıyorum ben bu imparatora. İmparatora karşı isyan ettim ve tek başıma tüm krallığa karşı çıktım. Ve birkaç kişiyi de yok ettim. Ama çok yanlış bir zamanda isyan ettim. Çünkü Kuzey İmparatorluğu'nun hiçbir düşmanı yok şu an. O yüzden tüm askerleriyle beraber benim kalemi fethetmeye geliyorlar. Ve aşırı zorlu olsa bile bu kale defansına katıldım. Silahım olduğundan dışarı çıktım ve millete sıkmaya başladım. Bayağı bir tutsağım var şu an. Ama bu kadar tutsağı yok etmek için konsey toplantısı lazım. Bu arada ikinci bir kuşatmayı deniyorlar. Ama fark etmedikleri bir şey var. Kalelerin üstüne mancınık koyuyorum. Ve 400'e 400 savaşı kazanabileceğini sanıyor. Aslında bayağı zorladı bu arada. Bu sefer hepsi benden kaçamadı. Hatta bir tanesinin adı bile çok dikkat çekiyordu. Bu saatten sonra beni durduramazsınız abi. Gizlice Diasma'ya girip satış yapmak isterken karşıma bir tane adam çıktı. Yükasçıymış ya. Tabii yerimde durmayacağım. Bir tane Kuzey İmparatorluğu Lordu'yla anlaşma imzalamaya çalıştım. Evet, bu kadar para istedi. Bu arada söylemedim ama gezerken bir tane ordu bana saldırdı. Yani benden fazla gözüküyorlar. Ama çok da fazla değiller. Varagos Kalesi kuşatmasına başladım. Adamların yemeğini zehirlediğimizden garnizonları sıfıra düştü. Bu sayede kolayca adamların kalesini ellerinden aldık. Ve yakıp yıktık. Ama ben bir kaleyi dalınca diğeri kesin gidecekti. Sonuçta ülkedeki tek adam bendim. Sonra bir baktım iki tane kaleme de dalıyorlar aynı anda. Resos Kalesi'nin içinde hatırladığım kadarıyla 200 tane garnizon vardı. Ama bu kalenin içinde sıfır. Bu yüzden bu kaleyi savunmaya gidiyorum. Kaleyi tamamen savunup herkesi pişman ettim. Sonra hemen üstteki kalemi savunmaya gittim. İçeri girip yine savunma yaptım. Bayağı güzel savunma yapayım. Adamlar da adam kalmadı. Bir sürü orduyu yok ettim ve klanıma yeterince popülerlik kazandırdım. Artık krallığımı kurabilirim. Yeni bir krallık kurduk. Artık krallık kurduğumdan yoldaşımı yanımda gezdirebilirim. Şu anda asıl hedefim bir şehri kuşatmak. Eğer bir şehri kuşatırsam oraya başkent ilan edebilirim. O yüzden en yakın şehre saldırma kararı aldım. Rüşvet vererek gizlice girdim ve tüm erzaklarını satın aldım. Ve sonra dışarı çıkıp garnizonları zehirledim. Bu sayede adamların askerleri aşırı güçsüz kaldı. Ama her şey planladığım gibi gitmiyordu. Abi adam gelmiş. İnsan biraz korkar değil mi ya? Acil durum ilan ediyorum. Klasik Banner Lord taktiği yolu kullanıyorum. Galiba birazcık OP. Biraz toplu katliam olmuş gibi ama neyse. Ha bu arada Güney İmparatorluğu da bana savaşı ilan etti. Beni kolay lokma zannediyorlar. Senope'yi kendime aldım. Ama Senope'yi alırken Güney İmparatorluğu benim bir kalemi fethetmeye gelmiş. Alır almaz gittim kalemin içine girdim. İçeriden saldırmaya başladım. Kaleyi savunurken birkaç tane adam beni çıkışta kavgaya çağırdı. Hala kaleme girmeyi deniyorlar. Birazcık sıkıntılı galiba. Lordları bu kadar fazla yok etmemin ağır sonuçları olacaktı. Ama ben hala bunların farkında değildim. Güvendiğim yoldaşları yanıma alıp yatmanın içine girdim. Erzaklarını ve sularını
duvarlarını zehirleyip duvarlarını zayıflattım. Bu sayede birazcık kolay savaş olacak gibi. İçeride birkaç tane adam varmış. Üf ya, çok üzüldüm abi. Abi sadece şu klana baksana ne kadar kişi gitmiş. Yatmayı alırken Varagoz Kalesi'ni sonunda elimden aldılar. Varagoz'a yine girdim. Ben bu kaleyi vermem kolay kolay. Bu arada Kuzey İmparatorluğu ile barış yaptım. Ayağıma kapandılar, yalvardılar. Ben de kıyamadım. Güney İmparatorluğundan kalemi geri aldıktan sonra da adamlar bende barış yapmak istedi. Tabi barış isteklerini kabul ettim. Çünkü askerlerimizi yenilememiz lazım. Bu arada bana suikast düzenlemeye çalışmışlar. İzin vermedi bizim ajan. Şimdi hatırladığınız üzere benim yoldaş limitim 3'tü. Yani casus başkanını saymazsak 2'den fazla birliğim olamayacaktı. Bu dünya fethi için çok düşük bir rakam. Ama aklıma bir fikir geldi. Biz yoldaşlarımıza aşırı bağlı klanlar kurdurabiliyoruz. O yüzden bir o kahramanı yanıma çağırdım ve ona klan kurdurdum. Bu sayede yoldaş limitim bir tane açıldı. Yani becerikli komutanları klan kurdurursam çok büyük bir ordum olabilir. Eski balıkçı köyümden Noxeli'ye haber gönderdim ve onu klanla yanıma aldım. Yanıma gelen herkes jilet gibi oluyor bu arada. Klan kurdurmanın bir ücreti daha vardı. 500 nüfus. Nüfusu kolay kazanmak için herkese saldırmam lazım önümdeki. Tam bundan bahsederken bir tane isyancı klan gördüm. Klanı tamamen yok ettim. Bu arada ben bu klanla savaşırken Batanya benim gerçek imparatorlukla savaştığımı zannetti. Bu yüzden bana savaş ilan etti. Ya bu adam ne düşünüyor anlamıyorum ki. Ben bu kaleyi size elimle vereyim abi. Yanlışlıkla bir klan daha yok ettim bu arada. Çok büyük bir savaş ama sonunda ben kazandım. Nüfuzum da yeterince olduğundan Noxeli'ye yeni klan kurdurdum. Bu arada birkaç tane daha adam yok etmişim. Hala adam yok ediyorum. Yoldaş limitim açıldığından yeni lord olan Igris'i yanıma aldım. Bu arada Batanya'yı tokat manyağı ederken Vilandia bana savaş ilan etti. Yani gereksizdi biraz. Aramızda o kadar ülke var. Sen niye bana savaş ilan edin ki? Sıkıntılı. Köyüme falan saldırmaları işime geliyor. Siz öyle sabit falan bekliyorsunuz ya. Batanya'yı tam pes etme sınırına getirmişken Turgia da bana savaş ilan etti. Turgia'ya yakın bir karakol kurmak için Vekalovia kalesine saldırıp kendimi aldım. Ve bayraklarımız birbirine benzediğinden bayrağımı siyah ilan ettim. Kaleyi alır almaz Sturgia kaleme dayandı. Yani Sturgia bile pişman olduysa ben bir şey bilmiyorum. Bu arada Batanya Varagoz kalemi almaya çalışıyor. Yani devam etseler alırlar aslında. Ama Kalador birazcık sıkıntılı olduğundan bana 1 milyon dinar verip savaşı bitirmek istiyor. Okey. Igris'i de baron ilan ettim. Yoldaş limitim açıldığından balıkçı köyünün muhtarı Çaykege'yi yanıma aldım. Hala bana sabotaj yapmaya çalışıyorlar ha. İşe yaramıyor. Ama ben yapabiliyorum sabotaj. Adamların kendi kalesini alınca birazcık sıkıntıya girmiş gibiler. Bu arada Sturgia'yı tam paramparça edecekken Güney İmparatorluğu bana savaş ilan etti. Bunlar birazcık kaşınıyor gibi ya. Omor şehrine girmek istiyordum ama sabotajlarım hiçbiri işe yaramadı. Ve hazır Güney İmparatorluğu benimle savaştayken Sturgia da aşırı yorulmuşken 700 bin dinar karşılığında bunlarla barış ilan ettim. Bu arada nüfuzum 500 olduğundan Çaykage'yi baron ilan ettim. Yanıma yeni bir lord olan Mr. Kuba'yı aldım. Bu arada hala devam ediyorum. Adamların klanı bile yok oluyor yani, öyle bir şey. İleride ben size ne kadar klanı yok ettiğimi göstereceğim. Varagoz kalemi geri aldım. Ya bu kaleden ne istiyorlarsa artık. Sonra Chapmosis kalesine de girdim. Sonra bir baktım abi, Varagoz'u geri almaya gelmişler. Ulan bak yeter la. Bir savaş daha kazanınca aklıma bir şey geldi. Ben neden sadece yoldaşlara birlik kurduruyorum ki? Eğer birisiyle evlenirsem onu hayatının sonuna kadar kullanıp zırhlarını da satıp... Ulan var ya, ulan o şanssız kişiyle evlendim. Yani ben görmeyeceğim daha yüzünü. Gauss kalesini de aldım yanıma. Sonra Lycaron'a da aldım. Bu arada dümdüz dalacak değilim. Sabotaj yapıp saldırmak en mantıklısı. Kendime bir şehir, birkaç tane zırh aldım. Ya güneye baksana. Adamlarda klan kalmadı. Bu arada 500 nüfus olduğundan Mr. Kurbağa'yı da... Neyse söylemeyeyim artık. Yanıma bir kişi daha aldım. Onu hemen Amitatis'te de aldım. Adamların tabii erzağı olmadığından ölüyor içeride. Adam kalmadı. Adam can çekişiyor. Bu arada şehrin önünde bekliyorlar ya. Şehirden çıkarsam eğer adamların direkt dibine ışınlanıyorum burada. Impeach Update'i de aldıktan sonra Lord almamız tamamlandı. Şu anda her şey çok güzel gidiyor değil mi? Ama çok kötü bir olay yaşandı. Neredeyse birkaç yıl boyunca bir sürü klan yok edip savaş suçu işlediğimden tüm dünya bana savaş ilan etti. Dünya savaşı başlattım yanlışlıkla. Tarihsel oldu biraz. Bu arada ben fark etmeden birkaç tane kuzeytliği yok etmişim. Benim kaleme saldırıyorlar. Yani benim taktiklerime karşı birazcık saçma. Aa bu adam da mı buradaymış ya? Monçuk bana karşı birazcık düşmancıl bir tavır sergiliyor şu an. Yani birazcık. Savaş başlar başlamaz adamlar krallığını kaybetti. Sonra başka bir orduyu yok etmeye geldim. Yani bunlar birazcık güçlü bu ordu. Ama bir oyuncuya çift elli kılıç ve hızlı bir at verirseniz yapamayacağı bir şey yoktur. Envanterimdeki zırhlara baksana. Yani burada 80 küsürlü lordun zırhı var sadece. Yani sattıklarımı almadıklarımı düşünün bir de siz. Bu iki ordunun tamamen yok olmasıyla ve Monçuk'un kalpten girip rahmetli olmasıyla Kuzey bir nebze savaştan çekilmiş gibi. Sturgia yukarıdaki kalemi kuşatmaya gelmiş. Oraya yetişmem imkansız. Ama Varagoz kalesine yetişebilirim. Yeter oğlum bu ya. Editlerken söylüyorum. Kaç tane lordu böyle yapmışım ya. Batı İmparatorluğundan birkaç kişiyi yok ettikten sonra adamlar pes etti. Üstüne üstlük Rota'ya da girdikten sonra adamlar tamamen savaştan çekilmiş gibi. Artık sıra Sturgia'ya geldi. Kendi kalemi geri aldıktan sonra ve birkaç tane daha lordu yok ettikten sonra adamlar artık tamamen pes etme
eşiğine geldi. Vesturgia büyük toprak kaybıyla savaştan çekildi. Artık kuzeye gelmişti sıra. İmparator niye çocuk ya bunların? Acaba Lucona ne oldu? Tüm imparatorluk tek klan altında birleşmiş. Baksana. Adamların imparatorunu daha demin delik dişik ettiğim için ve hiç askerleri kalmadığı için adamların ve müttefiklerin hepsi de pes ettiği için bunlar da savaştan çekildi. Ve büyük barış anlaşmasını imzalıyorum. Savaşın sonunda tüm imparatorluklarla tek tek barış imzaladım. Barış imzalarken mümkün olduğunca çok karşımdaki adamın fikirlerini dinlemeye çalıştım. Turgia ile barış anlaşması imzaladım. Barışçıl geçti. Mesela Kuzeyt'in neredeyse son kalan lordu birazcık sıkıntı çıkardı. Tabi onu uyardık biraz. Batı ile tabi anlaşmayı eksik etmedim. Asera ile de hiçbir şey yapmadan barış imzaladık. Bu arada en çok merak edilen yere geliyorum. Kaç tane klan yok oldu? Evet, bu kadar klan tamamen yok olmuş. Birazcık acımasız gibi. Ha bu arada Lucona ne olduğunu anladım. Evet, hatırladım Lucona ne yaptığımı. Hepsine bakınca hep aynı şey çıkıyor ya biraz. Ben ne yapmışım ya? Ama akıllarda kalan tek soru. Bunca şeyden sonra, dünyanın yarısını fethettikten sonra, üstüne üstlük en güçlü klanları da yok ettikten sonra kumar paramı geri alabilmiş miydim? Yani vermiyorlar abi. Ha, bu arada bu adam Karan'ın ta kendisi. Bu adam şerefsiz. Bu adam sıkıntılı biraz. Yani izlemen lazım. Yani, tamam kapat hadi kapat.